Merhaba evet arkadaşlar. Polygon ID ile ilgili bir eğitim olacak. Atölye olarak ilk başta düşünmüştüm ama biraz daha kurs olursa daha iyi olur dedim. Çünkü aslında biraz kompleks bir konu böyle adım adım gitmekte fayda var. Şimdi Web 3 meselesi gitgide böyle dallanıyor, budaklanıyor. Farklı meseleleri de gündemini alıyor. Çünkü burada finansal bir ekosistem oluştu. Trilyon doların üstünde bir varlık burada var Dolayısıyla yeni fikirler finanse edilebiliyor Bunlardan biri de aslında bu kimlik ile ilgili fikirler kimlik dediğimiz zaman aslında şöyle bir kitap var onu gösterip başlamak lazım çok saygı duyulası bir iş şöyle yaklaşık 450 sayfalık bir kitap 2021 yılında çıkmış Self-sovereign identity, yani öz egemenlikli kimlik meselesi. Ee, bu web de böyle bazı düşünceler heyecan uyandırıyor birçok çevrede. Bunun sebebi de onların sosyal çözümler de bulması veya aslında yıllardır e, görülemeyen bir problemi görmesi. Self-sovereign identity kitabında eski bir Microsoft yöneticisinin bir sözü vardı. Şimdi anlayabilirim ama altına çizmiştim. Diyor ki, biz interneti icra ha. ha, şu diyor ki Microsoft mimari şefi Kim Cameron diyor ki Türkçesini okuyorum İnternet Kimin kimle bağlantıda olduğu bilinemeyen bir şekilde icat edildi. Bu da aslında birçok tehlikeyi beraberinde getirdi. İlk baştan böyle yaptık. Yine başka bir kişinin sözünde de şey diyor bu. Yani i̇nterneti biz kimlik katmanını hesaba katmadan yani kimlik katmanı olmadan TCP IP mimarisi diyoruz ya yani IP'leri birbirine bağlayarak makineler arasında bir e, düzeyde düşündük. Kimlik katmanını arka plana attık. E, fakat internet teknolojilerinin gelişmesiyle beraber kimlik meselesi önem kazandı. İşte tabii 90'larda daha az kullanıcı interneti kullanıyordu fakat internetin kullanıcı sayısı arttıktan sonra yavaş yavaş bu kimlik meselesi gündeme gelmeye başladı. Yani internetin birinci evresinde 90'larda sizin bir fiziksel kimliğiniz var dünyada işte öğretmen, mühendis, doktor dijital tarafta çok bir varlığınız yoktu ne yapıyorsunuz girip bilgi alıp çıkıyordunuz ve 2'de Burada bir kimliğiniz oluştu, bir de burada bir kimliğiniz oluştu. Bazen bu kimlikler ayrışıyor. Mesela burada bir doktor, burada ise bir oyunda iyi bir oyuncu, nicki var, farklı bir kimliği var. Yavaş yavaş kimliklerin ortaya çıktığını gördük. Fakat bu kimliklerle de e, şunu gördük. Aslında bu kimlikler e, bizim kontrolümüzde değil. Yani Facebook'ta bir kimliğimiz var ama bu, biz kontrol edemiyoruz onu. Facebook kontrol ediyor. Bu da ciddi bir sorun. Ve internetin üçüncü evresinde de bu kimlikleri kontrol edebilir miyiz sorusu gündeme geldi. Web 1, Web 2, Web 3 diyoruz ya Web 1 için Central Identity yani merkezi kimlik sitelere kullanıcı adı şifreyle kayıt ol. Web 2 için Federative Identity yani sitelere Google'la oturmaç, Facebook'la oturmaç yani bir federasyona bağlı gibi düşünün. Bir, tam merkezi değil ama bir yerden gene site bilgi alıyor. Yani o siteye bir bilgi, ekstra bir bilgi, bir şifre girmiyoruz. Bu tabii şifre yönetimini falan kolaylaştırıyor ama sonuçta sizin kimliğiniz yok. Bu Facebook'un silindiği anda bütün sitelerdeki Facebook'la giriş yapma şansımız kaybolabiliyor. Ve bunun bir sonrası da Web3 siz kimlik. Mesela Polygon'un bu orijinal atölye sunumundan aldım ben bunu. Mesela burada böyle bir görsel kullanmışlar. Çok ilginç. Bu ...mimarı şeydir. Atatürk'ün Cumhuriyet Köyü projesinde de var... ...veya işte Tar Roma'da falan da var. Venüs projesinde de... ...fütüristik bir proje olan Venüs'te de vardı. Şöyle bir yerleşim... ...tasarımı. İşte biraz fütüristik olarak bakıyorlar. Diyorlar ki... ...yani geleceğin dünyasında... ...böyle bir düzen olacak... ...kimliklerde yani... ...dijital dünyadaki kimlikler. Şimdi poligonayda bunu nasıl yapıyor... Buna geçeceğiz ama buna ikinci videoda geçeceğim. Bu videoda sadece şunu aklımıza tutalım. İnternetin kimlik katmanı meselesi yeniden yorumlanıyor. Ve bizim kimlik dediğimiz şey, şunu nüfus cüzdanı gibi düşünün. Nüfus cüzdanına biz ne diyoruz? Kimlik diyoruz değil mi? Burada deniliyor ki o kimlik değil. O kimliğin bir parçası. Çünkü kimlik çok kompleks bir şey. Nüfus cüzdanım var, ehliyetim var pasaportum var işte aşı ile ilgili mesela bu kitapta aşı oldum mu o bilgi var bir yerde bir e, bir dağda yöneticiliğim var mı falan filan bir sürü şeyi birleştirip kimliği oluşturuyoruz tamam güzel o kimliği biz nerede muhafaza ediyoruz o kimliği de işte şöyle şu anda bir sorun var poligon aydı bakın bu tarz cüzdanlarda cüzdanın içerisinde muhafaza ediyoruz şu anda bir sorun var iPhone'da bir sorun var. Android'de de bakıyorum. Atölyede zaten deneyeceğiz. Ve ben burada kimliğimi muhafaza ediyorum. Yani kimse benden gelip alamıyor. Benim burada bir kanıtım var. Sıfır bir iki kanıt. Kriptografik bir hünerle ben bir kanıtı örneğin diyorum ki ben e, Türksel'de çalıştım. Teknik bir departmanda çalıştım orada. Türksel bana küçücük bir puzzle, kriptografik kanıt veriyor. Diyor ki al bak bu kriptografik kanıtı cüzdanına koydum. Bu kanıt senin ben de teknik bir departmanda çalıştığını gösterir. Başka hiçbir şey göstermez ve bu kanıtın geçerli işte atıyorum 30 yıldır. Veya sürücü ehliyeti. Sen sonra biri geliyor bana diyor iş başvurusu yaptım Vodafone'a. Diyor ki sen Türksel'de teknik bir departmanda çalıştığını söylüyorsun. Bunun kriptografik kanıtı var mı? Hemen telefondan çıkarıyorsun, gösteriyorsun. Bu da güven meselesini değiştiriyor.